görüşür, var mıdır, vacip midir? Kendiyle orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kurban bir şey? Cami mezhebine göre evde hikâfa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Aziz izleyicilerimiz, sizlere Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Muhterem hocamız, Din İşleri Yüksek Kurulu Emekli Başkanı Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi'nin ilmine başvurmaya bir kez daha geldik efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sıhhat diliyoruz. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kıymetli hocam, sosyal medya soruları hazır. Facebook, mail, Twitter. Bismillah deyip çıkalım yola. Bakalım bugün neler öğreneceğiz inşallah. İnşallah. Her gün farklı şeyler öğrenmekteyiz. İnşallah, inşallah. Özellikle bu zekat mevzuları biraz farklı oluyor mesela. Şimdi tabii zaman olduğu için haliyle insanlar merak ediyorlar, tereddüt ediyorlar, öğrenmek istiyorlar. Biz de bildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalışacağız. Allah razı olsun efendim. İnşallah bugün de istifade edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, programımıza katılım sağlayabilir. Kıymetli hocamıza bizzat sorularınızı yöneltebilirsiniz. 0312 alan kodumuz 294-4294 telefon numaramız. Diyanete soralım @diyanet.gov.tr elektronik posta adresimiz. Sosyal medya hesaplarımız Twitter, Facebook, Diyanete soralım. İlk durağımız bugün değerli arkadaşlarımız bağlantımızı sağlamaktalar kıymetli hocam. Erzincan bugün ilk durağımız. Hoş geldiniz. Erzincan'a selamlar efendim. Aleyküm selam hocam, sağ olun. Buyurun sağ olun. Hayırlı Ramazanlar hocam. Sağ olun, sizlere de Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Buyurun. Rahmetullah. Hocam ben 2015'te doğum yaptım. Cüzüm yarı kaldı hocam kalem. 2016'dan 26'ya kadar okuyamadım. Şimdi onu okusam şey olur mu, yerini bulur mu? Bir de hocam ben evvelki gün abdest almaya vakit bulamadan cüzüme başladım dinlemeye. Onu yani caiz olur mu? Onu soracaktım. Evet. Evet. Bu abdest alma maksat gusül mü yoksa normal abdest mi? Yok yok hocam, normal abdesti yetiştiremedim. Tamam. Cüz başladı, ben yetiştiremedim abdest almaya. Tamam. Dinlemek için, takip etmek için yani. Tamam. Caiz olur mu yani, onu yerini evet. bulur mu? Soralım efendim, başka bir soru var mı ekleyeceğiniz hanımefendi? Teşekkür ettim hocam. Sıhhat diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Sizlere de inşallah dua ediniz. Evet. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bu 2016'dan mı? 15'ten mi? 15'te cüz okumaya başlamış. Yarıda kalmış. Devam edebilir. Yani illa kesintisiz olarak bir ay içerisinde hatim yapılacak diye bir kayıt yok. Yani Kur'an-ı Kerim'den neyi ne kadar ne zaman okursan oku sevabını alacaksın. Hani bir daha hatırlayalım. Daha önce hep böyle konuştuğumuz. Evet, Kur'an-ı Kerim. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'in her harfinden dolayı bir sevap yazılacağını ifade ediyor ve buyuruyor ki ben elif, lam, mim bir harf demiyorum. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim ayrı bir harftir. Yani dolayısıyla yeter ki oku. Evet. İlla peşi peşine okumak şart değil. Hatmi belli bir süre içerisinde bitirmek şart değil. Kaldığı yerden devam eder ve o da bir hatim olur. İkinci sorusuna gelince, şimdi Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'i ele alarak dinleme var. Kur'an-ı Kerim'i ele almadan dinleme var. Kur'an-ı Kerim'i ezberden okuma var. Kur'an-ı Kerim'i ele alarak okuma var. Şimdi bunlar farklı. Bir defa Kur'an-ı Kerim'i ezberden okuma ve Kur'an-ı Kerim elde olmadan dinleme için abdest şart değil. Evet. Yani şimdi oturuyor kişi, ezberinden okuyor. Yasin okuyor, Tebarek okuyor, başka sureler okuyor, abdesti yok. Sakınca yok. Ha, efendim okunan bu Kur'an-ı Kerim'i dinliyor, abdesti yok. Bunda da sakınca yok. Şimdi burada abdestlilik olayı Kur'an-ı Kerim'i ele almakla ilgilidir. Dokunma. Dokunmakla ilgilidir. Şimdi ulemanın kahir ekseriyetine göre Kur'an-ı Kerim'i ele aldığın zaman abdest olmak gerekir. Evet. Tabii o niye kahir ekseriyetine göre diyelim? Bu Kur'an-ı Kerim'i abdesti ele alma ile ilgili olan o ayet-i kerimenin yorumundan, farklarından kaynaklanıyor biraz da. Ama çoğunluk Kur'an-ı Kerim'i ele alacak olan kişinin abdest olması gerektiğini söylüyor. Ama ele almadıktan sonra, ezberden okunduktan sonra, ezberden dinledikten sonra abdest şartı yok. Ama gusül gerekiyorsa o zaman ezberden de okuyamaz, sadece dua ayetlerini dua niyetiyle okuyabilir. Ama dinlemesinde de bir sakınca yok. Peki. Mesela şimdi bu çok gelen şeyler, hanımefendiler adet halindeyken Kur'an-ı Kerim'i okuyamazlar. Dinleyebilirler mi? Dinleyebilirler. Mesela mukabele okuyorlar, gidiyorlar değil mi? Orada
Bir tane okuyor bir tane hanım, diğerleri dinliyor, takip ediyor. Ha, bu Kur'an'dan takip etmez ama oturduğu yerden dinler. Bunun bir şey manisi yok. Ama dediğim gibi ezber okuyamaz, eline alamaz. Peki. Ha, şimdi ben abdestsiz olarak dinledim diyor. Normal namaz abdestinden bahsediyor. Evet. Ben abdestsiz olarak dinledim diyor. Tabi Kur'an-ı Kerim'i eline aldım almadım onu bilmiyoruz. Peki. Eline almadıysa zaten problem yok. Ama eline aldıysa bile tabi bu geçmiştir. Yani o olan olmuştur, yapılacak bir şey yok ama dinlemesi yine dinlemedir, o hatimine sayılır. Peki, devam etsin mukabele. Tabi devam etsin. Peki efendim. Antalya ile birlikteliğimiz sürüyor. Musa Yılmaz hattımızda. Hoş geldiniz Musa Bey. Antalya'ya selamlar efendim. Hoş bulduk. Sağ olun. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Amin. Buyurunuz efendim. Hocama iki tane sorum olacaktı. Dinliyorlar muhterem hocam. Çevremizde birçok Kur'an kursları var. Tam malum Ramazan ayı. Zekat vermek istiyorum. Acaba öncelikle birinci sorum. Hocam ben herhangi bir kursa zekatımı versem olur mu? O zekatla kursun elektrik parası ödense benim zekatım olur mu? Öncelikle soralım. Sorum bu. Evet. Başka bir soru efendim. Buyurunuz. İkinci sorum yine örneğin Süleymanlılar cemaati kurban verilir mi? Bunlara zekat verilir mi? Hocam kurslara verilen kurbanları duyuyoruz ki falan kursa satılmış et olarak karşılığında başka mal alınıyor. Bu kurbanı veren kişilerin kurbanı kabul olur mu? Soralım efendim. Teşekkür ediyoruz Musa Bey. Evet. Antalya'ya selamlar efendim. Evet değerli hocam. Zekat kurban ibadet. Ve kişi nasıl ki namazı ibadetini yaparken doğru hareket etmek zorunda ise, kıbleyi öğrenip kıbleye yönelmek zorunda ise, zekatı da verdiği kişinin zekat almaya ehil olup olmadığını bilmesi lazım. Bu görevimiz. Evet. Peki kimler zekat alınabilir? Bir başka ifadeyle kimlere zekat verilebilir? Kur'an-ı Kerim saymış bunu. 8 tane sınıf var. Onlardan bazıları yok bugün. Mesela amil. Köle azadı yok. Amil dediğimiz zekat toplayıcısı yok devletin zamanımızda. Veya ne bileyim müellefe-i kulüp pek uygulanmıyor. O uygulanabilir. Halbuki belki İslam'a ısındırılmak. Yani o zamana göre yapılabilir ama peki. Şu anda uygulanmıyor. Ağırlıklı olarak şimdi bizde ne var? Ya yoksul var ki o Kur'an'da fakir ve miskin olarak geçer iki tane. Sonra yolcu var ki yolda memleketinde malı olduğu halde bulunduğu yerde parası kalmamış. Bir de nedir? Borçlular var. Bu fi sebilillah Allah yolundaki. O fi sebilillah cihat için olduğu daha çok. Yani o şekilde değerlendiriliyor. Zamanımızda biraz her türlü dini hizmet fi sebilillah girer diyenler var. Yani o da var değil mi hocam? O 8 gruptan var ama. Ama cihat olarak mı geçiyor? Yani ağırlıklı olarak bütün ulemanın şeyi o cihat. Peki efendim. Ama zamanımızda bu her türlü hayri hizmet diyenler de var. Şimdi gelelim bir kursa, Kur'an kursuna zekat verilebilir mi? Evet efendim. Şimdi Kur'an kursu bunlardan saydıklarımızdan hiçbirisi değil. Ha, Kur'an kursunda okuyan öğrenci, fakirse ona verebilirsin. Fakirse. Evet. Ama ergenlik çağına gelmemişse ve çocuğun babası varlıklıysa ona da veremezsin. Evet. Ama sen eğer verdiğin zekatla kursun içine halı döşüyorlarsa. Elektriğini ödeyelim. Olmaz. Evet. Elektrik ödeme de olmaz. Oraya kitap aldık, bilmem ne yaptık. Yok, olmaz. Yani bu kişiye verilecek, kişi temlik olacak bak, temlik. Yani zekatı kişiye temlik edeceksin. Öğrenci yani ya da kişinin öğretmen. Kişinin mülkiyetine geçireceksin. Fakir olacak yani. Ve bu kişi fakir olacak. Kurban meselesi, eğer kurbanı verdiğimiz kurum şu veya bu. Evet. Yani ben işim söylemiyorum. Hepsi, hepimiz. Hepsi için. Eğer kesiyorlarsa kurban yerine gelmiştir. Şimdi kurbanda iki durum var. Bir kesme var, bir de etinin değerlendirilmesi var. Evet. Şimdi bir defa kurbanın hikmeti nedir? Bir evet kurban vaciptir. Ama niye acaba? Bunun arkasında yatan arka plan nedir? Bir kez daha öğrenelim. Yani Cenab-ı Hak o hayvanları kessinler onun hevesinde midir haşa? Haşa. Allah'a ulaşmaz diyorum. Maksat nedir? Maksat kurbanlarınız. Bu sayede sene boyu et yüzü görmeyen fakirlerin, yoksulların bundan istifade etmesidir. Sosyal bir etki. Ve eskiden bunlar yoktu. Herkes kendi kurbanını kesiyordu. Et kurban kesemeyen komşusuna ikram ediyordu. Doğru efendim. Ama şimdi vakıflar topluyor, kurslar topluyor,
dernekler topluyor. Ondan sonra kesiliyor. Bu sefer mahalledeki fakir zavallı et görmüyor. Doğru. Ha şimdi tabii şu da var. Eğer eti kesip etini dağıtıyorsa, et kesip etini dağıtıyorsa, o zaman o hikmet, maslahat da yerine geliyor. Sonuçta dağıtılıyor et. Verdiğimiz kurum bunu kesip dağıtıyorsa sorun. Ama şimdi verdiğimiz kurum kesiyor, onu satıyor, onun parasıyla başka şey yapıyor. Doğru efendim. Bu kurban yerine geçer belki. Ama kurbandaki asıl o şey gerçekleşmiyor. Amaç. Ya neydi o? Fakire verecek. O fakirin et görmesi. Niye? Çünkü kasaba satıyorsun, parayı alıyorsun, onunla başka işler yapıyorsun. Canlı olarak da mesela verilen kurbanı satıp değerlendirenler... Allah korusun, o zaten hiç olmaz o. Eğer verilen kurban parasını kurbanı alıp satıyorsa veya hiç almıyor da onu başka şeylere sarf ediyorsa, o tamamen sorumluluk gerektiren aman bir şey. Allah. Çünkü hayvan hiç kesilmemiş. Yani hayvan kesildiği takdirde vacip yerine gelmiş oluyor. Ondan sonra iş etin değerlendirilmesine geliyor. Ve etin değerlendirilmesi de normalde nedir? Yoksula, fakire yedirmedir. Yoksa satıp da parasını başka yerlere sarf etmek değildir. Ha şu şunu yapıyorlar bak. Bu tamam olabilir. Yani fazla geliyor mesela hocam. Fazla geliyor, talebelere yedirecek. Onu ne yapıyor? Tartıyor, lop et olarak, kemikli olmamak kaydıyla. Evet. Lop et olarak tartıp bir kasaba ödünç verebilir. Ödünç. Ödünç verebilir. Sonra da o kasaptan aynı miktarda peyderpey alabilir. Ama 100 kilo verip 110 kilo alırsa o 10 kilo faize girer. Parasında sulh olabilir mi daha sonra? Nasıl? Miktarı. Ben sana şu kadar et verdim. Hayır efendim, o eti yedirecek talebeye. Mecbur o eti alacak. Yani öbürü hile-i şerri olur. Hay hay efendim. Yani o alacak değil ki. Doğru. Bak sulh nerede olur? Alacak borç ilişkisinde olur. Doğru. Burada satmıyor şeye. Kasaba evet. Satmıyor. Satarsa olmaz. Ya ödünç veriyor. Bilahere verdiği kadarını geri almak üzere ödünç veriyor. O olabilir. Allah razı olsun değerli hocam. Üstünde özellikle durduğunuz çok önemli nokta bu. Ya şimdi bu da çok hata ediliyor. Evet. Yok, sonuçta bu bir ibadet. Doğru. İbadet yani birçok böyle dernekler, vakıflar topluyor maalesef. İşte kulağımıza gelen işlerinde değiliz bilmiyoruz ama kulağımıza bu şekilde işte satma meselesi. Allah muhafaza. Oluyor. Evet. Efendim en azından duyuyoruz. Değerli hocamız üstünde durdular. Yapan kardeşlerimiz varsa da inşallah yanlış yapmışlardır. Doğrusunu öğrenmiş olur. Ve daha doğrusu buyurun efendim. Verecek olan kişi bunu tahkik edecek. Evet. En önemlisi kurbanı verecek olan kişi. Kurbanı verecek olan, evet. Zekatı verecek olan kişi. Olan. Ben bu verdiğim zekat nasıl? Ben bu verdiğim kurban nasıl yapılıyor? Bunu bilecek. Peki. Bir başka izleyicimizin sorusu şu. Zeki Öztürk hocama selam ediyorum. Fitreyi para olarak değil de tahıl olarak verebilir miyim diyor Zeki Bey efendim. Şimdi zaman zaman soruluyor. Şöyle, fitre ve zekatta nasıl verileceği konusunda farklı görüşler var. Biz mezhepler arasında. Evet. Mesela Şafii mezhebinde malın kendisinden vereceksin. Malın kendisinden. Yani zekat neyin var? Hayvanın var. Kaç tane? 40 tane. Bir tane koyun vereceksin. Onun parasını vermez, olmaz. Veya dükkanda işte buğday satıyorsun, buğday vereceksin. Şafii mi? Ama Hanefi mezhebinde değerinden de verebiliriz. Evet. Fitrede de aynı şey var. Fitreyi mutlaka Peygamber Efendimizin saydığı işte buğdaydır, arpadır, hurmadır, kuru üzümdür. Bunlardan verilecek veya kişilerin beslendikleri ana gıda maddesinden verilecek diyen alimler var. Mesela diyelim ki Hindistan'da, Pakistan'da, Bangladeş'te pirinç veriyorlar. Niye onlar pirinçle besleniyor? Bir başka yerde buğday. Mesela Mısır'da diyelim buğday, arpa veriliyor. Ama şart değil bu. Şart değil. Ha verse ver olur. Bir de şu var yani Peygamber Efendimiz işte buğdaydan şu kadar, arpadan bu kadar derken o günkü beslenme şartlarını, o günkü beslenme düzeyini dikkate alarak bunu söylemiş. Evet. Yani o zaman insanlar ekmek buluyordu, yemek bulamıyordu, katık bulamıyordu. Hatta şu vardır yani fide vermede, fakir doyurmada. Efendim buğday ekmeği olursa katıksız yeterlidir. Arpa ekmeği olursa bir de katık gerekir. Kitaplarda bu geçer. Bugün bunu uygulayabilir miyiz? Mümkün değil. Ha. Onun için günümüzde Diyanet İşleri Başkanlığı bir fitre miktarı belirliyor. Ve bunu belirlerken birçok kriteri dikkate alıyor. Yani bir adam bir günde işte ortalama ne kadarla karnı doyar. Kendi yediğinizin ortasından diyor fidyede. Fidyeyle ilgili olan ayette. Kendi yediğinizin ortasından. Yani sen günde eğer diyelim ki
20 liralık yemek yiyorsan, o zaman ortası işte 15 liralık. En azından bu gibi. Yani bu şekilde bir tavsiye var. Bunları dikkate alarak meblağ belirliyor. Ve 16 lira. Bugün buğday verdi, 3 kilo buğday verdi. Veya 1,5 kilo buğday verdi. 1,5 kilo buğdayın edeceği nedir? 3 lira, 5 lira anca. En fazla 3 liradır. Doğru. Ama 16 lira bir de. 3 lirayla kim iki köyün doyurur karnını? Mümkün değil. Peki hocam, mesela şu akla takılıyor. Mesela diyelim ki verecek kişi ama 16'ya gücü yetmiyordu. 12'ye yetiyor, 11'e yetiyor. Ya bu da iki şey. Ona girmeyelim. Sorun yok. Peki. Ona girmeyelim. Peki efendim. Ama buğday verecek mi adam? Verse de hipitre yerine geçer. Sorun yok. Geçer yani. Geçer. Peki. Efendim, o halde tahıl olarak verebiliriz ama mutlaka meblağı vermek daha hayırlı olur. Tabii yani, şimdi insan kası doyacak. Bir de üstelik ya buğdayı verdin, adam ne yapacak onu? Şey yapacak hali yok tabii. Yani gidip tabii de öğütmesi lazım. 3 kilo buğday gidip öğütecek hali yok. Onu öyle mi yiyecek? Kavurup da mı yiyecek? Tavuklardan verecek. Peki efendim. Evet, değerli hocamıza soruyoruz. Öğrenmeye devam ediyoruz. Deniz'den Turan Uzundemir attığımız. Hoş geldiniz. Denizli'ye selamlar Turan Bey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurunuz efendim. İyi yayınlar olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun. Allah razı olsun. Buyurunuz efendim sizlerinden. Hocama şöyle bir sorum var benim. Helal olmayan emtia satışı yapan bir kişi. Yani bunu çoğaltabiliriz. İftar davetine gidilebilir mi? Evet. Gidilirse dinen bir sakıncası var mı? Soralım. Yani başka bir ticaret yapıyor arkadaşımız. Evet. Helal değil. İftar davet ediyor. Yani bu yıllardır benim kafamda bir soru olarak. Peki bu ticarethanede sonuçta helal gıdalarda vardır değil mi? Meyve suyu, su gibi şeyler de vardır. Var ama peki. Alkolün her türlüsü var. Soralım. Bir tane örnek veriyorum. Soralım. Tabii, teşekkür ediyorum. Peki efendim. Hürmet ediyoruz. Sıhhat diliyoruz. Turan Bey, Denizli'ye selamlar. Evet değerli hocam. Bu soruya verilen cevap şu oluyor genelde öteden beri. Eğer kişinin kazancı da helal ve haram karışıksa, evet, onun ikramı alınabilir. Bunun helaldan geldiği şeyiyle. Zanlıyla. Ha. Ama %100 haramsa, adam sadece içki satıyor. Var ya, böyle bayiler var. Doğru efendim. Direkt. Sadece içki satıyor. Başka hiçbir şey yok. Ha, o zaman onun ikramını alamazsın diyorlar. Yani burada sen sordun ya. Evet efendim. Helal gıdalarda var diyor. O zaman ona ikramını gidebilir, iftarına katılabilir. Peki. Efendim devam ediyoruz. Bir izleyicimiz, hocama selam ediyorum diyor. Bir kişinin tarlasını sahibinin rızası ve haberi olmadan ekip biçiyorlar. Tarla sahibi defalarca tarlalarımdan uzak durun demesine rağmen ekip biçmeye devam ediyorlar. Dinen bunun hükmü nedir diyor. Dinen bunun hükmü haramdır. Evet. Neye haramdır? Şimdi bir kimse birisinin arabasını alsa zorla. Gasptır, hırsızlıktır yani. Gasp. Aynı öteki de gasp. Doğru. Gasp nedir? Bir kimsenin, bir başkasının malına zulmen el koymasıdır. Evet efendim. O şöyle tarif edilir fıkıhta. Hak sahibi olan eli izale edip, yani kaldırıp, yerine haksız eli ikame etmektir. Allah yani sizi. İbtalul yedil muhikka ve itbatul yedil mubtile. evet. Yani hak sahibi olan eli ondan kaldırıp haksız eli ona ispat etmektir. Ve bu haramdır, gasp. Peki burada ne yapıyor şimdi? Kişinin tarlası var. Doğru, rızası yok. Yani bir başkası, bir kimse bir tarlayı 3 yoldan biri ile eker, 4 yoldan. Bir kendisinindir eker, 2 yarıcılığa eker, 3 kiraya tutar eker, 4 sahibi bağışlar eker. Onun bir beşincisi oldu, bu gaspa girer. Bu dinen haramdır, caiz değildir. Sonunda da demiş ki, tarla sahibi bu ürünleri alsa günaha girer mi hocam demiş. Çıkan ürünleri alsa şimdi demiş. Şimdi şöyle bak. Tabii biraz bir fıkıh işi. Gasp eden kişi damindir. Yani şu demek, gasp ettiği mal onun elinde emanet değildir. Tazmini gerektiren bir şeydir. Çünkü kendinin değildir. Yani. Kendinin değil. Ve dolayısıyla da o aldığı yapılan fiil haram olmakla beraber oradan kaldırdığı ürün kendisine aittir. Evet. Yani gasp eden kişi, evet, gasp ettiği maldan bir gelir sağlarsa, bu fiil haram olmakla birlikte o sağladığı gelir gasp eden kişiye aittir. Dolayısıyla mal sahibi bunu oradan re'sen alamaz.
Ancak ne yapar? Mahkemeye verir. Mahkeme marifetiyle alır. Veyahut da işte gasp eden kişi insafa gelip kendisi verirse verir. Ama onun haberi yok, gidip de onun malını alamaz. Ürününü alamaz. Peki. Yani burada mutlaka mahkemeye. Mahkeme. Peki. Efendim Konya ile devam ediyoruz. Mehmet Şener hattımızda. Hoş geldiniz. Konya'ya selamlar Mehmet Bey. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurunuz efendim. Allah ümmet muhabbeti İslam alemini, dünyayı muzaffer kılsın. Amin inşallah. Hepinizin ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Hocama şöyle soracağım. Mehmet Bey beni duyabiliyor musunuz efendim? Evet. İstirham etsem bu ahizeye biraz yakın konuşma şansınız var mı efendim? Telefona biraz yakın konuşma şansınız var mı? Evet abi. Peki. Oldu şimdi. Buyurunuz. Muhterem hocam dinliyorlar efendim. Bir tarlaları icara verdik. İcarda yarı yarıya değil, bir kısmı geliyor bize. Yani yarısını almıyoruz mahsulün şeyinin, karının. Buradaki zekat olayını veya öşür olayını eken mi, ektiren mi? Şimdi bir soru. Veriyor. Bir soru. Siz icar bedeli olarak o tarladan çıkan üründen mi alıyorsunuz? Yoksa para mı alıyorsunuz? Tarladan çıkan ürün geliyor bize. Evet. Buğday geliyor. Mesela üçte biri. Yani evet, yani tam yarı yarıya değil. Yani belli bir kısmı. Anladım, anlaşıldı. Anlaştığımız miktar. Şuradan. Eken veya ektiren. Burada İmam-ı Azam Hazretleri ile İmameyn arasında bir şey kaldım. Arada kaldım. Evet. Burayı çözemiyorum. Soralım tamam. Muhterem hocamıza. Buyurun efendim, diğer sorunuz. Tarlanın mülkiyetinle ilgili bir zekat vereceğim var mı? Anlaşıldı. Artı ikinci sorum şu. Zamanında evimiz varken anneme bir ev ihtiyaç oldu. Bundan mütevellit bir eve yazıldık. Evet. Yalnız bu ev 5 sene sonra çıktı bize. Biz bir fazla odalı bir daireye taşındık. Bize artık ihtiyaç olmadı. Fakat 5 sene sonra yazılmıştık. Yani önden evet, kapora yani falan verdik. Sonra bu daire çıktı. Dairenin ödemesi de bu sene ikinci sene oluyor. Ağustos'ta ikinci sene olacak. Teslim aldık. 2 senedir boş duruyor daire. Evet. Bunun hakkında borcunuz var mı? Evet. Yani misal olarak söylüyorum, 100 bin lira varsa 20 bin lirası ödendi. Tamam. Hay hay efendim. Taksit ödeniyor. Bu daha devam ediyor. Yani alır almaz 2015'in Ağustos ayında başladık biz bu taksitlere. Sorun yok. Soralım kıymetli hocamıza inşallah. Efendim sıhhat diliyoruz. Konya'ya selamlar Mehmet Bey. İlk soru muhterem hocam bu icarla ilgili olarak. Şimdi tarla evet meselesi. Bu tarlada çıkan ürünün bir kısmını tarla sahibi, bir kısmını da kiracı diyemeyeyim ona, ortakçı, yarıcı. Hay hay efendim, yarıcı. Buna biz müzara diyoruz. Müzara. Fıkıhta. Yani tarla bir taraftan, emek bir taraftan yapılan bu ortaklığa müzara diyoruz. Hani o emek sermaye ortaklığı var ya, mudarebe dediğimiz. Darabe, bu da müzara. Bu bir çeşidi. Zirai. O mudarebede bir yerde para var, bir yerde emek var. Burada bir yerde tarla var, bir yerde emek var. Doğru efendim. Tabii tohumu hangisini vereceği anlaşmalarına bağlı. Ve buradan çıkacak ürün de kendi aralarında anlaştıkları oranda bölüşülür. Evet. Ha, şimdi burada kardeşimizin işaret ettiği bir şey var. İmam-ı Azam'la sahibeyin arasındaki görüş farklılığına benim kafam takıldı diyor. Burada bizim bu konulardaki fetvamız şu. Herkes çıkardığı ürün, eline geçen ürün oranında öşür verir. Mesela diyelim ki bir ton buğday kalktı. Bunun 700 kilosunu biri aldı, 300 kilosunu biri aldı. 700 kiloyu alan 700 kilonun şeyini verir. Öşrünü. 300 kiloyu alan da 300 kilonun öşrünü verir. Ha, yani herkes demek ki eline geçen ürüne göre şey verir. Öşrünü verir. Bir de şu var, parayla kiraya verme var. Ona da icare diyoruz. Evet. Yani yarıcılığa müzara dedik. Evet. Parayla olursa. Parayla. Yani diyor ki 10 dönüm tarlayı veriyor. Bedeli şu kadar. Bedeli diyor 2000 lira, 3000 lira diyor. Evet. Ha, burada peki şeyi kim verecek? Öşrü kim verecek? Öşrü yine ürünü alan verecek. Ekip biçen. Yani tarla sahibi verecek diyenler var ama bizim fetva olarak verdiğimiz, tercih ettiğimiz görüşe göre
ekip biçen ürünü alan örsünü verecek. Diğeri tarla sahibi de aldığı kira bedeli var ya. Evet. O kira bedelini ekleyecek kendi diğer ticari malları. Malları veya parasının üzerine nisaba varırsa o da onun ayrıyeten yani. Zekatını verecek. Peki efendim. Evet. İkincisi bu ev meselesi. Bu bir de hocam çok affedersiniz bu konuyla ilgili de mülkiyetle ilgili zekatı vermemiz gerekir mi demişti ya tarlayla. Ha, tarlanın mülkiyet için zekat gerekmez. Gerekmez. Peki efendim. Yani bakın bu taşınmaz malların zekatı ancak ticaret amacıyla taşınmaz tutulursa. Mesela ne yapıyorsun? Sen daire alıp satıyorsun. Arsa alıp satıyorsun. O da zekat var ama kendin ikinci bir evin var şu arada duruyor. Veya büyük. Kiracı olsun olmasın hiç önemli değil. O evin kendisi için zekat gerekmez. Gerekmez. Ancak kurban gerekir. Kurban. Ve fitre gerekir. Evet efendim. Diğeri de hocam bu 5 sene sonra ellerine geçmiş olan evi şu anda ödemeye aşağı devam ediyorlar. Aşağı yukarı bu aynı şey. Aynı doğru. Ona zekat vermesi gerekmiyor. Gerekmez. Gerekmiyor. Peki efendim. Çünkü o zaten ticaret için olmadığı için. Yani o senelik falan da hesaplamak. Yok. 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 Gerek yok. Peki. Efendim 3 soruyu da muhterem hocamız cevapladılar. Bir soru var değerli hocam. Fatih Bey de hemen zekatla ilgili izninizle onu da bitiştirelim. Galerici Fatih Bey Ankara'dan selam ediyorum diyor hocama. Biz galericiyiz hocam diyor. Zekatı nasıl vereceğiz biz? Şimdi eğer bu kişi alıp satıyorsa. Galericinin işi. Galerici ya bir de şu var hani emanet bırakıp da satabilirler de. Onlar, doğru öyle bir yani, usulleri öyle, de olabiliyor. Yani o emlakçılar öyle yapıyor. Doğru efendim. Şimdi alıp satıyorsa. Elinde sene başında kaç liralık mal var? 1 milyon liralık. Evet. Ya galerici olunca herhalde biraz vardır. Hadi biz 500 bin diyelim. 500 bin liralık mal var. Sene sonunda kaç var toplam? 600 bin liralık. Parası da var mı? Varsa onu da üzerine ekleyecek. Toplam hepsinin zekatını verecek. Peki efendim. Her sene üzerindeki meblağ ile birlikte malların... Elindeki sene sonunda elinde ne kadar mal varsa... Ve para varsa onların tamamını toplayıp zekatını verecek. Tabi burada şu akla gelebilir. Bu arabaların, arabası var ya adamcağız. Alış fiyatını mesaj alacak, satış fiyatını mesaj alacak. Evet. Burada şimdi satmadığı için daha henüz kaça satacağı belli değil. Yani oraya yazmış ama daha gitmedi. Gitmedi yani oraya yazıyor 40 bin lira diye ama 35'e de satabilir onu. Satabilir. Dolayısıyla bir de şu var. Alış fiyatını da değerinden yüz almış olabilir. Nereden verecek hocam o zaman? Yani karın alış fiyat daha uygun. Daha böyle mantıklı görünüyor alış fiyatı. Çünkü ona o kadar para verdi oraya. Elinden yani her arabanın parası. Yekünü üzerinden toplanan total para üzerinden %2,5 verecek. Tabii. Yani sadece sattığı o karı diyelim ki bir arabada 5 lira kar etti. Yok, 10 araba sattı 50 lira onun %2,5 değil. Bak dükkanda adamın ne kadar malı varsa nasıl sene sonunda o kadar malın zekatını verecekse. Veriyorsa. Bu galerici de aynı şekilde onun zekatını verecek. Peki sormuşlar da efendim bunlara ayrıntılı olarak. Peki efendim öğrenmiş oldular devam ediyoruz. Erzincan'dan Zekeriya Nalban hattımızda. Hoş geldiniz Erzincan'a selamlar Zekeriya Bey. Selamun aleyküm hayırlı yayınlar. Selam. Allah razı olsun. Buyurunuz efendim. Hocama birkaç sorum olacak ama. Buyurunuz efendim. Ben televizyondan dinlenen Kur'an-ı Kerim hatim sayılır mı? Soralım. Bir de orada geçen secde ayetlerinde secde yapmamız lazım mı? İki. Secde ayeti efendim, evet. Evet, secde ayeti geçiyor ya, evet. Onları yapmamız lazım mı? İki. Bir de bu teheccüd namazı kılarken gece, birinci rekatta yedi kere İhlas-ı Şerif, ikinci rekatta 5 kere İhlas-ı Şerif okuyoruz. Bu doğru mu, yanlış mı? Soralım değerli hocamıza. Yine sorum var hocam. Buyurun bu akika kurbanı, erkek veya kızda ayrı diye bir şey var mı? Erkeklerde iki kızda bir söylentisi var. Doğru mu yanlış mı? Onu sormak istiyorum. Soralım efendim. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Çok hocam, teşekkür ediyoruz. Bir sorun daha var. Buyurun onu da alalım. Bir de kurban bayramında kurban keserken kurbanı canlı pazarlık ediyoruz. Kurbanın bütün sadakatı bana olmak şartıyla kurbanı kestik. Eti atıyorum 200 kilo çıktı. 30'lardan çarpıyorsun işte 6 milyar. Bu kurban caiz mi değil mi? Muhterem hocam. Bu konuyu evet. Değerli hocamız inşallah cevaplayacaklar. Sıhhat diliyoruz. Erzincan'a selamlar Zekeriya Bey. İlk soru efendim televizyonda okunan Kur'an'dan dinlesek hatim şimdi olur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i tabii sonuçta elfaz itibariyle, lafızlar itibariyle aynı şeyler söyleniyor. Yani birisi canlı olarak karşında okuduğu zaman ne diyor? Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim diyor değil mi? Evet efendim. Televizyonda dinlediğinizde aynı şeyi söylüyor. Doğru.
Dolayısıyla bunun bir sevabı vardır. Sevabı vardır. Yani haliyle bir müzik dinlemekle, bir şarkı türkü dinlemekle, Kur'an-ı Kerim dinleme aynı olmaz. Bir sevabı vardır. Ama hatim sayılır mı, sayılmaz mı? Onu Allah bilir. Ama inşallah sayılır. Evet. Peki oradan dinlediğimiz secde ayetinde secde yapmamız gerekir. Gerekir mi? Tabii eskiden şey yoktu. Böyle televizyon falan yoktu da radyo vardı. Doğru. Bir de gramofon vardı. Doğru efendim. Gramofon. Yani plak, pick-up. Şimdi bizim son dönem ilmuhallere bu girmiş. Yani diyor ki mesela gramofondan dinlediğin zaman diyor buna şey gerekmez diyor. Secde etmek gerekmez diyor. Bu da nereden bu çıkıyor? Nereden? Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okuyan birisinin sesini duymuyorsun da akseden. Aksedeni duyuyorsun. Doğru. Ve bunu yansıma duyunca diyor şimdi fıkıh kitaplarında secde ayeti okunduğunda secde gerekmez diyor. Doğru. Son dönem mesela Ömer Nasuhi Bilmen rahmetli. Allah rahmet eylesin. Ki Allah rahmet eylesin, gayet güzel şeyleri var. Eserler bırakmış. İyi bir ilim adamı, Allah rahmet eylesin. Evet. O gramofondan okunduğu zaman şey gerekmez diyor. Secde gerekmez. Secde gerekmez. Radyodan direkt gelirse. Canlı yayın olursa radyoda. O zaman gerekir deniliyor. Evet. Ama şimdi televizyonda sonuçta bir secde emri var orada. Doğru. Yani ister canlı olsun ister bant olsun. Bunu dinleyen kişi bir secde etsin. Ne kaybedecek? Kazanır inşallah. Yani ihtiyaten secde etmesinde fayda var. Peki. 7 ihlas, 5 ihlas. Hayır efendim, ben teheccüd namazında öyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Normal diğer namazlarına sıkılıyorsak teheccüd namazı da öyle kılınır. Hakika kurbanı doğrudur. O sünnette geçen erkeğe 2, kıza 1 şeklindedir. Bu bir şükür kurbanıdır. Kesmek farz mıdır, vacip? Farz, vacip değildir. Sünnettir. Yani adakları kesmiyorlar, bunu kesmek için uğraşıyorlar. Güçlü bir sünnet de değildir. Evet. Yani öyle sünnet-i müekkede de değildir. Tabii bu insanların kafasına takılabilir. Niye erkeğe 2 de kıza 1? Bu biraz yani o günkü şartlarda yani erkek çocuklara daha çok işe yarıyor. Talep ediliyor. Ya, şimdi de yine öyle yani babalar böyle erkek çocuk olacak diye kasalıyorlar. Evet efendim. Hatta o Araplar da daha felaketmiş. Kız çocuk olduğu zaman adamların yüzleri simsiyah geçer diyor ayette. Ve onları diri diri toprağa gömeler olurmuş. Aman Allah. Kız çocuğu. Yani Kur'an-ı Kerim ve dinimiz bunu şiddetle yasaklıyor. Yani demin okudun ya ayette o şey, evet. Tekvir suresinde. O diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğunda hangi günahın sebebiyle sen öldürüldün? Evet. Ya, o yaşanıyormuş. Tabi İslam bunları yasakladı ama tabi erkek genelde işte mirasta da erkeğin payı fazla. Er-Rical kavvamın alennisa erkekler yönetici olarak ifade ediliyor. Hakikada da o şekilde var ama demin söylediğim gibi farz değil, vacip değil, sünnet. Peki efendim. Efendim bu kurbanda keserken o biraz doğrusu karışık. Yani şöyle, bir normal pazarlık var. Peygamber pazarlığı diyoruz. Değil mi? Doğru efendim. Yani kaç lira bu hayvanın değeri? 5.000 lira. Ya 4.000 olmaz mı? Hadi olurdu olmazdı. 4.500'e anlaşıyorlar. Tamam, bunda hiçbir sakınca yok. Canlı aldık. İki, canlı tarttırıyor. Doğru. Kaça kilosu diyor ki 15 liradan. Kaç kilo geldi bu? 300 kilo. O zaman ne eder? 15'ten 4.500 lira diyor. Bunu fıkıh kitapları caiz görmez. Niye caiz görmez? O hayvanın içerisinde gübre var. Doğru, necis olan şeyler. Kan var. Bunlar satışa konu olamazlar. Ve bu hayvanın içerisindeki gübre ne kadar? Kan ne kadar? Bu bilinmediği için benim para verdiğim et kısmı ne kadar o belli değil. O yüzden fıkıh kitapları buna caiz değiller. Hatta benim bir şey bunu test bakımından söyleyeceğim. Bir yerde oturuyorduk. Vatandaşlar 2-3 tane kişi var yanımızda. Bunlardan birisinin hayvanı varmış, koyun. Diğeri de alıcı. Bunu satacak, kiloyla satacak. Kilosu şu kadar. Ama dedi bak, 24 saat önceden tuzu suyu keseceksin dedi adam. Alıcı, satıcıya. Ben de tabii bu meseleyi biliyorum ya, hemen aklıma geldi. Kesmese ne olur dedim, en az 2 kilo artar dedi. Ve o 2 kilo et değil. Doğru. Hayvanın işkembesindeki şey. O açıdan buna caiz değil deniyor. Niye? Bu fıkıh kitaplarına girmiş bu. Çünkü
kriterler var. Şimdi bir de üçüncü şekil çıkmaya başladı son zamanlarda. Buna kurulumuz vaktiyle fetva vermiş. O da ne? Hayvanı bakıyor, beğeniyor. Diyor ki şu hayvanı alacağım. Keseceğiz. Efendim içini boşaltacağız. Kellesini, paçasını ayıracağız. Eti tartacağız. Kilosu 30 liradan veya 25 liradan. Kaç kilo gelirse parasını vereceğiz. Bunda da aslında bazı problemler var. Yani kurulun bu şekilde daha önce verdiği bir fetva var ve uygulama o şekilde devam edip gidiyor. Olur mu yani bu şekilde? Ben söyledim, söyleyeceğim. Peki. Efendim devam ediyoruz. Hocam siz nasıl yapıyorsunuz? Ben şöyle yapıyorum. Yani kendim, öğrenelim en azından. Kendim hayvandan anlamadığım için. Önce diyorum ki ya sen bunu canlı kaça veriyorsun kilosunu? Adam 15'e veriyorum diyor. Tat bakalım şunu. Bir tartıyor. Ne geldi? İşte 300 kilo geldi. Ne eder? 4500. Arkadaş onu unut. Onu unut. Sen bana bunu 4'e veriyor musun? Olmaz, oldu. Hadi 4200 anlaştık mesela. Örnek olarak veriyorum. Peki. Ben böyle alıyorum. Hay hay efendim. Öğrendiğimiz iyi oldu değerli hocam. Allah razı olsun. Bir alim nasıl hayvan alıyor görmüş olduk. Efendim Bitlis'ten bir izleyicimiz hattımızda, hoş geldiniz. Bitlis'e selamlar efendim. Merhabalar hocam. Merhabalar. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Buyurunuz efendim. Hocama bir sorum olacak. Buyurun efendim. Hocam ben 9 aylık bir bebeğim var. Ve ben 9 aydır hani adet hali görmedim. Yani, hocam peki efendim? Bebek dünyaya gelmedi değil mi daha? Yok hocam, 9 aylık bir çocuğum var. 9 aydır hani ben adet var görmedim. Hocam. Tamam, evet. Doğumdan sonra. Tamam, evet. Doğumdan evet. Sonra adet hocam, görmedik. Evet, evet hocam. Dün işte iftardan sonra akşam namazı ve yatsı namazını kılamadım. Ufak bir kanama oldu. Ve ben sahura kadar bekledim. Sahurda abdest alıp orucuma ve namazıma devam ettim. Ve bu süre içinde hiçbir kanama falan görmedim. Acaba orucum kabul olmuş mudur, olmamış mıdır, tekrardan tutmam gerekiyor mu bilmiyorum. Şimdi siz, tamam anlaşıldı. Soralım efendim, başka bir soru var mı efendim? Hocam bir de bir tanıdığımız Ramazan'dan 10 gün önce adet görmüş hocam. 6 günde başını yemiş hocam. Bir de hani şu anda devam ediyor ama hani namazına, Kur'an'ına falan okuyor. Şafii mi, Hanefi mi o? Hocam Hanifi. Evet, peki. Kabul olur mu olmaz mı onu öğrenmek istiyoruz. Soralım efendim. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz. Bitlis'e selamlar, evladınıza hayırlar diliyoruz. Evet değerli. Şimdi bu hanımefendi kardeşimiz henüz menopoza girmemiş. Evet efendim. Dolayısıyla bunun gördüğü kanamalar eğer 3 gün sürerse veya daha fazla sürerse adettir. 9 aydır kanaması olmamış, adet görmemiş. 9 aydır adet görmeyişi onun bir daha adet olmayacak anlamına gelmez. Evet. Çünkü bu daha adet görme çağında, yaşında. Aha, 55 yaşına gelmiş. O zaman tamam, o menopoza girmiş deriz. Veya işte 45 yaşına gelmiş. Ve 48 yaşına gelmiş, ha, o olabilir. Ama daha 9 ay önce doğum yapan bir kadın herhalde menopoz dönemine girmiş değildir. Evet. Dolayısıyla bu her an adet görebilir. Onun 3 gün olması önemli. Bu Hanefi mezhebinde asgari 3 gündür. Şimdi bu kanama oldu. Evet. Ne yapacaktı bu? Namazı terk edecek. Orucu terk edecek. Ama bir daha olmadı. Başlayacak 3 gün içerisinde. Şimdi dün akşam diyor kanamam oldu diyor. Yarın akşam bir daha olursa iyi. Öbür gün bir daha olursa bu 3 gün sürerse 3 günü de bu sefer ne oldu? Adet oldu. Ama bir daha kanama olmazsa şimdi temizdir. Şu an tutmuş herhangi bir şey. Tutmuş ama o kanamanın tekrar edip etmeyeceğini bilmiyor. Peki ederse? Ederse ona, o oruç sayılmaz. Onu kaza edecek. Tabii. Yani. Ve 3 güne bunu artık tamamlayacak. Yani 3 gün devam ederse bu kanama o zaman o adettir. Ama bir geldi bir daha gelmedi. 15 gün 20 gün bir daha yok. O zaman devam edecek. Özür kanıdır. Peki diğer hanımefendi. Bu hanımefendi diğeri şu. Ramazan'dan 10 gün önce diyor, adet olmuş. Ondan sonra 6 gün daha Ramazan'da. Yemiş. Hala devam ediyor mu dedi. Yok. Yok efendim. Evet. Şimdi bu hanımın eğer belirli bir adet günü var idiyse daha önce de. O zaman o adetin kalan kısmını, üzerindeki kısmı, mesela örnek verelim.
Şimdi bu 16 gün şey yapmış oldu değil mi? Adet, doğru, adet. Tanama olmuş oldu 16 gün. Daha önce 6 gün adeti var idiyse. Normal düzenli. Normal düzenli. O 6 günün üzerindeki 10 günün namazını kaza edecek. Orucu zaten tamamını kaza edecek. Yani bu ne yapmalıydı şimdi bu hanım? O 10 gün doldu. 10 gün doldu. Temizlenmeli. Yani gusletmeli, namazına ve orucuna başlamalıydı. 10 gün doldu. Ramazan'dan sonra da 4 gün daha kaza etmeliydi. Ondan dolayı namazları kaza ediyor. Ha, kaza etmeliydi. Niye? Çünkü bunun 6 günü adet, geriye kalan kısmı özürdür. Özürdür. Yani yapacağı şey bu. Şimdi eğer o 16 gün 6 gün oruç yemiş. Şu an tutuyor anlaşılan. Sonra o 6 günü kaza edecek zaten. O zaten orucu her halükarda kaza edecek. Ama namazlarını da kaza edecek. 6 gün önceki kalan kısmı da kaza. 6 günün üzerindeki 10 günü kaza edecek. Hay hay. 16 gün gördü ya. Doğru. 6 gün idiyse eğer adeti biz ona göre konuşuyoruz. Peki. 6 değil de 8 gün idiyse o zaman geriye ne kaldı? 16'ya varmaya 8 gün kaldı. Onu namazı kaza edecek. 10'sa ona göre yapacak. Yani. 10'sa onu esas alacak. Peki. O kalan kısımda... Yani eski normal adet günlerini adet sayacak. Esas alacak. Onun üzerindekilerini temizlik sayacak. Peki. Ve oradan kalan kısımlardaki namazları da inşallah... Kaza edecek. Kaza edecek. Peki. Efendim devam ediyoruz. Tabii belki hani yeni açan biri olur da hocam namazları mı kaza edecek dedi. O yüzden hemen sorduk. Peki. Efendim devam ediyoruz. Bir izleyicimiz İzmir'den hazırlar değerli hocam. Hoş geldiniz. İzmir'e selamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurunuz hanımefendi. Efendim bizi aydınlattığınız için çok teşekkür ediyoruz size. Allah razı olsun. Birkaç sorum olacak hocaya, hocama. Buyurunuz efendim. Şimdi namaz ayetlerinin sırayla okunmasını söylüyorlar. Örnekliyorum, ben birinci rekatta İnna Ateyna'yı okudum. Arkasından Ayetel Kürsü'yü okuyabilir miyim? Bu sıranın doğru olmadığı söyleniyor. Bu konuda hocam bizi aydınlatırsa sevinirim. İkinci sorum. Ben Allah nasip ederse kendim emekliyim, kendi kazancımla Umre'ye gitmek istiyorum. İnşallah. Fakat eşim Araplara mı para yedireceksin diye izin vermeyeceğini, helal etmeyeceğini hakkını söylüyor. Ben kendi paramla, kendi kazancımla gideceğim. Hani onun kazancı yok, katkısı yok diyeyim. Bu caiz olur mu gitmem onun izni olmadan, helallik vermeden? Soralım. Üçüncü sorum. Hocam şimdiye kadar hiçbir programda duymadığım bir soru soracağım size. Ben Doğu Anadolu bölgesindenim. Bizim çocukluğumuzda, ben 63 yaşındayım. Bizim çocukluk dönemlerimizde orada genç kızlar evleninceye kadar adetliyken oruçlarını tam tutarlardı. Annelerimize öyle öğretmişler. Bize de öyle öğrettiler. Biz de o zaman böyle aydınlanma imkanımız olmadığı için yani ben evleninceye kadar adetli günlerimde de oruçlarımı tam tuttum. Bunu zaman içerisinde doğru olmadığını öğrendik. Hala bu şekilde düşünen o kesimlerde var maalesef, üzgünüm. Ben şimdi oruçları yenilemeli miyim, yenilememeliyim? Allah ömrüme izin verirse tutmak niyetindeyim. Ama günaha girip girmediğimi, üzerime farz olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Vaktinizi alıyorum ama benim yalanla ilgili bir sorum var. Hocamla bunu yalnız görüşmem mümkün mü? Yayında biraz uzun sürer çünkü. Değerli arkadaşlarımız yardımcı olacaklardır efendim. Hattan ayrılmayınız. Sıhhat diliyoruz. İzmir'e selamlar. Teşekkür ederim. Cenab-ı Allah afiyetler ihsan etsin. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun efendim. Saygılar. Birinci sorusu namaz surelerinin okunmasındaki sıra. Bu biraz adaptan, yani farz değil, vacip değil. Yani olmazsa olmaz değil ama genelde üsttekiden aşağıya doğru okuma. Usul odur. Yani birinci rekatta İnna Ateyna okuduysa, ikinci rekatta diyelim Kul Huvallahu Ehad okuması. Evet. Ha, ama öyle değil de birinci rekatta İnna Ateyna okudu, ikincisinde de Erayetellezi bir üstünden okudu. Namaz namazdır yine. Ayetel Kürsü okuyacak. Ayetel Kürsü okudu. Ha, namaz namazdır ama adap olarak, usul olarak genelde önceki sonrakinden biraz uzun oluyor veya eşit oluyor. Ve bir de önceki rekattaki okunan yukarıdan, sonraki rekatta okunan ondan aşağıdan oluyor. Ama bu ayete dayanan bir şey değil. Ve bildiğim kadarıyla bu konuda bir hadis sünnet de yok. Çoğu zaman da okuyoruz hocam. Adab olarak, edep olarak bu şekilde olmuş. Evet. Ama uyulmadığı takdirde bunun namaza bir zararı olmaz. Okunabilir. Okunabilir. İkincisi umre meselesi. Şimdi diyor ki para benim param. Doğru efendim. Ama kocam gitmeme izin vermiyor. Şimdi efendim, umre farz bir ibadet değildir. Farz bir ibadet değildir. Dolayısıyla bu hanımefendi umreye gitmek mecburiyetinde değildir.
Evet. Dolayısıyla eşi buna engel olabilir. Yani bu durumda kocanın eşi üzerindeki hakkı öne çıkar. Ama hac için durum farklıdır. Hac olsaydı durum. Hac olsaydı ve bu hanımefendinin kendisinin yanında refakat edeceği güvenilir, işte hanımlarla beraber yol güvenliği varsa veya bir akrabası varsa eşi ona engel olamazdı. Demek ki farz olan ibadeti yapmasına engel olamaz bir eş. Ama farz olmayan, sünnet olan bir ibadeti yapmasına engel olur. Ramazan orucunu tutmasına engel olamaz. Evet, namaz. Ama nafile oruç tutmasına engel olabilir. Ramazan orucunu bozduramaz koca karısının. Ama nafile orucunu bozdurabilir. Evet. Tabii bozarsa orucu kaza eder, o ayrı bir şey. Üçüncüsü, bu Doğu Anadolu bölgesinde kızların, kız çocuklarının evlenmeden önce adetliyken oruç tutmaları meselesi. Bu tamamen yanlış bilgidir. Nereye dayandığını bilmiyorum. Caiz değil. İzleyenler de varsa. Caiz değildir. Tutamazlar. Peki efendim. Tutamazlar. Tuttukları zaman da o oruç yerine geçmez. Şimdi bu soruyu soran hanımefendi, biz tuttuk diyor. Ha şimdi kaç sene tuttu? Diyelim ki ergenlik çağına geldikten sonra 5 sene, 6 sene baba evinde oruç tuttu. Evet. Evlenmeden. Onları kaza edecek. Onları kaza edecek. Yani o adetliyken tuttuğu oruçlar oruç sayılmaz. Peki. Onları ortalama olarak? Onları herhalde biliyordur kendisi. Peki. Kaç gün adet görüyor idiyse. 5 günse her sene 5 gün ilave edecek. 5 günü kaza edecek demek. Peki. Arda arda tutmasına bir gerek var mı değerli Şart hocam? Değildir. Yok. Efendim çok teşekkür ediyoruz. İlminizden istifade ettik. Allah razı olsun. Amin. Kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a ısmarlıyoruz değerli izleyicilerimiz. Farz mıdır, vacip midir? Sadece orucunu bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kullandığı şey? İnanmayı mezhebine göre evde hikafa gerekiyor. Kadın değil, mezhebine. Öğrenmek herkese farzdır.